Herkese selamlar. Egzemel eğitim setimizin 22. dersiyle birlikteyiz. Bugün sizlerle Egzemel DOM aracılığıyla nasıl düğümleri kaldırabiliriz onu göstereceğiz. Tabii ki JavaScript dilini kullanarak. Remove Child yöntemi ile belirtilen bir düğümü kaldırabilirsiniz. Remove yöntemi belirtilen bir attribute'ü kaldırmaya yarar. Bir düğüm kaldırıldığında tüm alt düğümlerini de beraberinde kaldırmış olursunuz. Bu çok önemli. Elementleri remove child ile, attributeleri remove attribute yöntemiyle kaldıracağız. Geçen dersten kalan sabit kodlarımız burada zaten. Hemen geliyorum ve burada bir iki değişken daha tanımlayacağım. Bakın existing node, remove node ve root diye 3 tane değişken tanım tanımladım. Ne demek existing node? var olan düğüm demek, remove kaldırmak demek. Düğümü kaldır diye bir değişken. Bu iki de, bu üç değişkeni de birazdan kullanacağım için hemen ekledim. Geliyorum ve ilk önce root değişkenimi kullanayım. Bunun için ne yapacağım? Hemen hızlıca kodlarımı yazayım ve açıklayayım. Şimdi bakın. Ben burada root değişkenime zaten XML Doge nokta document element dedim. Document element ne demekti? Kök root'umuzdu değil mi? Yani şuradaki bookstore'a ulaşmış oldum ben. Şöyle de göstereyim. Bakın şu bookstore'a şu kodla ulaşmış oldum. Ve bunu root değişkenine atadım. Zaten birkaç ders önce document element'in ne işe yaradığını size söylemiştim. Existent node yani mevcut olan düğme Tabii ki siz bu değişken isimlerini istediğiniz şeyleri verebilirsiniz. Bunlar benim kararım. Siz canınız ne istiyorsa onu verin. Mesela buraya var olan düğüm diyebilirdiniz. Mesela şöyle bir isim verebilirdiniz. Size kalmış. Ben existent node dedim. Sonra geldim dedim ki root'umdan bir alt düğüme in. Gelecek. Bakın. Tabii ki bir alt düğümüne inecek. Nerede? Buka inecek, değil mi? Şuradan da göstereyim, bir alt düğme in diyorum. Bunu nasıl yapıyorum? Child nodes kodu ile yapıyorum. Peki hangisine diyor? Diyorum ki ikinci Book Elementine in. Güzel. Şimdi Sileceğim. Sildiğim kısmı da remove node dediğim bir değişkene atacağım. Şimdi silme işini nasıl yapacağım? Dedim ki artık ben book elementindeyim yani mevcut olan düğümdeyim. Bunu bir element silmek istiyorsanız remove child fonksiyonu ile yapıyorsunuz. Bakın burada C büyük harfle yazılıyor. Remove child yazıyorsunuz. Ve silmek istediğiniz bakın silmek istediğiniz düğümü existent node nokta nodes 1 diyerek belirtiyorum ben burada. Neyi silmek istediğimi söylüyorum. Hemen bir görelim ne yaptım aslında. Nereyi sildim? Bakın title'ı sildim. Nasıl oldu? Geldim dedim ki Zaten mevcut olan düğüm neresiydi? Book'taydık değil mi? Şu an mevcut olan buradayız. Ya existing not dediği bu. Şu an bir alt çocuğuna in diyorum. Bir alt çocuğunda kim var? Title var. O halde title'ı sileceğim ben. Bakın book kitap şuradaki book'tayım. Ve bir altına inip onun çocuğunu sil diyorum. Title'ı sil diyorum. Gördüğünüz gibi silinen title bunu silmek için de remove child'ı kullanıyorum. Evet bu kodumuzla beraber bir tane etiketin nasıl silineceğini görmüş oldunuz. Bir başka örnek daha vereyim. Hemen verdikten sonra açıklayayım size. Şimdi bakın bir txt değişken oluşturdum ve şuraya şu metni ekledim. Dedim ki remove child metodunu kullanmadan önceki düğüm sayımızı alalım. Yani ne yapıyorum ben aslında? Buradaki bookların sayısını alacağım. Kaç tane var? 5 adet var. Yani ekrana 5 yazacak. Doğru mu? Çünkü ben dedim ki get elements by tag name bookların length uzunluğunu yani sayısını ver bana. Düğüm sayısını verecek. Tamam güzel. Şimdi geliyorum Book etiketimin ilkine, şuradaki ilk book etiketime geliyorum ve bunu sileceğimi söylüyorum. Nasıl? Diyorum ki x, tamam, şu book'un ilk book'u nereye atmıştık? X değişkenine atmıştık. X'e, ama bakın burada silme çok özel bir işlem, çok garip bir işlem. Direkt silemiyorsunuz burada. Ne yapıyorsunuz? İlk önce ebeveynin düğümüne çıkıyorsunuz. Yani, şu book'u sileceğim ya. Şöyle mavi alayım. Şu book'u silmek istiyorum. Ancak ilk önce parent node ile yukarıya çıkmam lazım. Bookstore'a çıkmam lazım. Tamam. İlk önce parent node ile bookstore'a çıkıyorum. Sonra bookstore'un çocuğunu sil diyorum. Çocuğunu kaldır diyorum. Remove kaldır. Çocuğunu kaldırır. Bakın şurada. Hangisini kaldırayım diyor. Şu x değişkenine attığımız ilk book. ilk book'u kaldır diyorum. Yani anlayacağınız şu book'u kaldırmak için ilk önce parent ile ebeveynine gidiyoruz. Yani bookstore'a. Sonra remote child ile bir alt çocuğunu gel sil diyoruz. Ve böylelikle book etiketini silmiş oluyoruz. Yani çok garip. Direkt silemiyoruz. İlk önce ebeveynine gidiyoruz. Ebeveynden remote child yaparak book silebiliyoruz ancak. Böyle bir ilginç yöntemi var. Bu metottan sonra tekrardan book, book uzunluğunu yazdırıyorum. Silip silmediğimizden emin olmak için. Send diyorum. Break. Pardon. Şuraya artı demediğim için. Pardon. En sonuncusunu yazdırdı. Evet gördüğünüz gibi remote child metodunu kullanmadan önceki düğüm sayısı 5 değil mi? Çünkü 5 tane bookumuz var. Bir tanesini sildik geriye 4 tane kaldı. Olay tamamen şuradaki kodu anlamanıza bağlı. Diğerlerini zaten biliyorsunuz. İlk önce ebeveynine gidiyorum. Bakın ilk book etiketinden ebeveyne gidiyorum. Sonra ebeveyinden bir alt çocuğunu kaldırıyorum. Direkt book'u kaldıramazsınız. Bu şekilde bir yöntemi var XML'de. İlginç bir yöntem tabii ki. Bir örnek daha verelim. Şimdi other diyerek burada sıfır ilk other'ı alıyorum. Hemen şöyle göstereyim. Bakın ilk adır. Şuradaki ilk adırı alıyorum. Şuradan da göstereyim. Evet ilk adırı aldık. Şuradayız şu an. Tamam oraya geldik ve diyorum ki ilk önce ekrana bir e, bu adırın kaç tane çocuğu olduğunu yazdıralım. Child çocuklarını yazdıralım. Kaç çocuğu var? Bir adet çocuğu var değil mi? Şuradaki metin düğümü. Onun bir adet çocuğu var. Sonra geldim dedim ki. Ben metin düğümlerini nasıl kaldırırım? Metin düğümünü kaldırmak istiyorsanız elementleri kaldırdığınız gibi kaldırmıyorsunuz. Elementte ilk önce ebeveyne gidiyorduk. Bakın ebeveyne gidiyorduk. Ebeveyinden bir aşağıya inip element siliyorduk. Ama metin düğümlerinde öyle değil. Metin düğümünde bakın biz burada adırı aldık. Şu an adırdayız. Sonra child node 0 diyerek bir alt etiket bir alt metin düğümüne iniyoruz. Şöyle göstereyim. Şu anda bir alt metin düğümüne indim. Ve bunu Y değişkenine atadım. Yani adırım bir altına indim. Yani metin düğümüne indim burada. Artık sadece X remote child Y diyerek buradaki metin düğümünü silebilirim. Şöyle. Sildikten sonraki artık kaç tane çocuğu var dediğimizde bize onun sayısını döndürecek. İlk önce bir daha sonra 0 olması lazım. Bakın Çocuk düğüm sayısı 1, çocuk düğüm sayısı 0. Niye? Bak, Adır'ın tek bir çocuğu var. Şuradaki metin düğümü. Onu da ben sildikten sonra 0 çocuğu oluyor. Olay bundan ibaret. Metin düğümleri de bu şekilde silinir. Peki, attribute yani öz nitelik dediğimiz kısım nasıl silinir? Onunla da ilgili hızlı bir örnek yapayım. Şimdi bakın ben ne diyorum? İlk önce book etiketime geliyorum. Şuradaki book etiketlerimin hepsini alıyorum. Şurada book diyerek. O zaman şu an book'tayım. Hemen göstereyim. Şu an book etiketlerimin hepsini aldım. Güzel. Sonra diyorum ki book etiketlerimin içerisindeki kategori attribütlerin hepsini al. Şuradaki kategorileri al. Yani şu an artık neredeyim? Şuradayım. Kategorilerimin hepsini ne yaptım? TXT değişkeninde tuttum ve ekrana yansıtıyorum. Şurada hemen göstereyim. Bakın gördünüz mü? Fantastik. Ama hangi book elementime geliyorum? Burada onu belirliyorum. Diyorum ki sıfırınç. Yani şuradaki ilk. ilkini. Ben ikincisini seçeceğim. Ben ikincisini seçmek istiyorum. Bakın İkincisini seçmek istiyorum. Maksat görmeniz. Bakın historical. Gördünüz mü? İkinci book etiketindeki kategorine Historical. Geliyorum ve diyorum ki şuraya ikinci book'un içerisindeki kategori etiketini yazdır. Ne yazdıracak? Historical. Tamam. Bu cepte. Sonra geliyorum diyorum ki historical yani kategori historical değerine sahip kategori etribütünü kaldır remove attributes metoduyla kaldırıyoruz. Kategori diyoruz. Tamam kaldırıldıktan sonra tekrar attribute'ümü yazdır. Kategori attribute'ümü nedir diye. Zaten historical'ı kaldırdıktan sonra null boş oluyor. Çünkü biz oradaki değeri kategoriyi kaldırmış oluyoruz. Bu attribute'ü tamamen silmiş oluyoruz. O yüzden şu an burada yazdırdığım get attribute kategorinin artık hiçbir anlamı yok. Bu şekilde de attribute'leri silebilirsiniz. Ha diyelim siz bir tane değil, şuradaki tüm attribute'ları silmek istiyorsunuz. O zaman döngü kuracaksınız. Hızlı bir şekilde döngümüzü de yazalım. Bakın burada bakın add node ve old node diye iki tane yeni değişken tanımladım. Bir de i diye bir değişken tanımladım for döngüsü için. Bunu da kullanacağım. Şimdi tek tek anlatalım. Yine bu etike bu book etiketlerimin hepsini x değişkenine tanımladım. Yani şurada gördüğünüz 1 2 3 4 5. 5 tane book'un hepsini x değişkenine atadım ve dedim ki 0'dan başlat döngümü. 0'dan x.length yani kaç tane book varsa onun uzunluğu kadar 5 tane var. Buraya 5 yazacak ve döngüyü sürekli arttırarak devam ettir. Güzel. Hemen içerisinde döngü içerisinde bir while döngüsü daha oluşturdum. While da bir döngü çeşididir for gibi. Ama burada koşulu belirtiyorum. Ondan sonra döngüyü başlatıyorum. Diyorum ki artık kaçıncı booktaysak örneğin birinci booktaysak onun attributlerinin uzunluğunu getir. Ne kadar attribute var? Bir tane attribute var. Sıfırdan büyük mü? Büyük. Güzel sıfırdan büyük olduğu için döngünün içerisine girecek. Add note dediğim bir değişken var. Diyorum ki şu an mevcut olan book'taki ilk book'taki attribute'ü çek. İlk attribute'teki bu ilk book etiketine attribute nedir? Şuradaki kategori. Fantastik değerine sahip kategori. Güzel. Sonra diyorum ki bunu bakın şu an add node'u şurada kullandım. Remove attribute node, node diyerekten şu an ki attribute'u sildim. Yani buradaki bakın şu ilk book'taki kategori fantastiği sildim. Şunu sildim. İlkinden. Tamam. Ama sildiğime dair de şurada old node değişkenini atadım. Sildiğim her hangi attribute'ü sildiysem bu old node'a atıyorum. Yani bu sadece depolamak için. Burada size göstermek için bakın old node, not name diyerek hangi etiket sildiğimi ve yani kastettiğim yani hangi attribute'ün e, sildiğimi kategori. Burada attribute'ün ismini vermek için yani şuradaki kategori. Ve hangi attribute'ün değerini sildiğimi göstersin. Attribute'ün node value ile değerini. Örneğin buradaki fantastik, şuradaki historical, şuradaki mystery. Idea fantastik. Bakalım. Gördüğünüz gibi kategori ait fantastik silindi. Kategori ait historical silindi. Kategori ait mystery silindi. Idea ve fantastik silindi. Nasıl oldu bu? Tekrarlıyorum. Bakın ilkini sildi. Tamam. Artık hangi kitaptayız? İkinci kitaptayız. Kategori historical var. Diyorum ki Oradaki kategoriyi çek et not değişkenine ata. Sonra bir alt satırda onu sil. Ama sildiğini de old not dediğimiz değişkene ata ki ben kullanıcıya neyi sildiğimizi gösterebileyim. Burada sildiğimiz attribute'ün ismi ve değeri çekilmiş halde gösteriliyor. Tamamen olay bundan ibaret. Buradaki text'e atıyoruz. Text'i de en sonda her iki döngünün dışında kullanmak şartıyla topluca göstermiş oluyoruz. Evet, bu derste de gördüğünüz gibi etiket silme, metin silme ve attribute kaldırmayı hepsini toptan görmüş olduk. Ama dikkat edin bakın bu kaldırma işlemi şurada gerçekleşmiyor. XML belgemize dokunmuyoruz. JavaScript dilini kullanarak sadece kullanıcının gözünden kaldırmış oluyoruz. Şuradan kaldırmış oluyoruz. Normalde belgeden silmiyoruz. Bunu unutmayın. Ayrıca bir not daha düşmek isterim. Burada size gösterdiğim tüm DOM elementleri, remove attribute node, attributes, bilmem length, bunların her biri aynı zamanda HTML DOM'da da kullanılır. Yani siz bir h2 eleme, result id ile h2'yi kaldırmak isterseniz de buradaki işlemleri yapacaksınız. Burada XML DOM'u anlatıyorum. Ama buradaki tüm her şey aynı zamanda HTML DOM içinde gerekli ve aynı kodlar. Yani şu anda ben size aynı zamanda HTML DOM'u da anlatmış oluyorum. Bunları sadece XML DOM için düşünmeyin. Tamamen HTML DOM'la XML DOM'un aynıdır. Zaten farklı bir yanları yok. İkisinde de node value kullanılır. İkisinde de node name kullanılır. Düğümler aynı. Şuradaki ağaç yapısı aynı. Ha buraya XML demişsiniz, ha HTML demişsiniz. Hiçbir fark yok. Bunu da unutmayın. Yani aynı zamanda ben size HTML DOM'u da öğretmiş oluyorum. Evet bu derslik bu kadar yeter. Önümüzdeki ders görüşmek